Hoş geldiniz Hanım. Hoş bulduk Harun Bey. Her zamanki gibi yine şıksınız. Sen de maalesef bugün. Maalesef o an çok aksilikler yaşadım ama her şeyim tamam, yetiştirdim. Her şey tamam mı? Evet, sadece beni de eksikti mi? Teşekkür ederim. Yok, teşekkür. Sadece üstünü mü değiştiremedin? Sadece üstüm kaldılar canım. Evet. Hadi bakalım, o da final gününün kusuru evet, olsun. Gerçi benim ağırdı gerçekten. Benim ağırdı. Evet. Şunu sana verebilir tabii miyim? Ki, teşekkür ederim. Mutfağına girebilir miyim? Tabii buyurun. Sen yol göster bana. Tabii ki zorluyorum. Senin evine mi geldik Harun? Yok, halamın evi. Aa, halangillerin. Evet. Sen evet. Nerede yaşıyordun? Ben hemen 500 metre aşağıdayım. Senin ev müsait değil herhalde. Benim evim çok küçük zannediyorum. Aa, yalnız mı yaşıyordun sen? Yok, ailemle yaşıyorum. Ailen yaşıyorsun. Evet, ailemle. Halan evini açmış. İyi, evet. Sen de kili. Evet. Maşallah. Gerçekten maşallah. Temiz. Bu hafta bütün yarışmacılarımız, bir tek Harun kalmış. O da gördüğünüz gibi tertemizler. Evet. Çalışmış. Kesinlikle. Harikasın. Evet, bakayım şöyle yemeklerden neler var gösterebileceğim tabii, bana. Burada salatam var Zuhal'ın. Mevsim kaşısı. Soslu karıştıracağım. Tamam. Burada naneli cacığım var. Naneli. O kadar mı hepsi? Evet, zaten küçük sunum tabaklarını da koyacağım. Ha. Evet. Bu kuru cacık değil değil mi? Biraz sulandı. Yoğurdum suluydu biraz. Daha da sulanması gerekiyordu sanki. Ama kuru olacağı için hani fazla sulandırmak. Kuru cacık mıydı? Ha, kuru cacık. Ha, onu sordum işte. Aynen. Tamam. Burada dolmalar? Burada iş köftem var. Sos eşliğinde. Üzerine sos dökeceğim. Evet. Burada kuru dolmam var Zuhal Hanım. Böyle. Ah, patlıcanlar. Evet. Şeyler. Evet. Biberler. İçleri evet. Mi çıkmış onların? Ben üzerine şey koymuştum. Ağır tas koydum. Kendi çok çoğalmasın diye ama güzel pişti. Sen evet. Bu fışkırmayanlardan koy tabaklara, öyle düzgün yapacağım. Olanlardan. Çorban burada Zuhal Hanım. Tamam, mehir çorbası. Gel. Evet. Gel, bugün büyük final. Kime gidecek? Ben kazanacağım inşallah. Ne diyorsun? Gerçekten ümidim var. Hadi inşallah. Yani o kadar zahmet ettim. Eğer arkadaşlarım adil ve hakkaniyet olurlarsa yüksek puan bekliyorum. Sen oldun mu? Ben olduğumu düşünüyorum. Evet. Evet, evet oldun. Dün gerçekten, kaç puan vermiştin? Dün 5 verdim ama tamam. Olmamıştı. Hande'den 5 gelir yani sanki. Bana öyle. Ya inşallah da güzel olmuştur yemeklerin de. İnşallah da adil puanlar i̇nşallah verirler. İnşallah Zuhal. Peki kazanırsan ne yapacaksın ödüle Harun? Kazanırsam bir kısmını ailemle, çünkü Güneydoğu'ya çok istiyorum gitmeyi. Mardin'e ilk defa gittim ama istediğim kadar gezemedim. Her yeri göremedim. Evet, merhabalar. Teşekkür. Ay ne kadar incesin, sandalyemi çektin. Çok mersi Haruncuğum. Masan da tamam gördüğüm masam kadarıyla. Masam tamam, sadece ekmekliğimi hazırladım, onu getireceğim. Başka eksiğim yok. Tamam, getir. Evet. Çift servis açmamışsın, yok çift diye çift servis mi? Yoktu. Benim anladım. Aynen, geldi misafirlerim. Hemen kovam yama. Hoş geldiniz. Merhabalar. Üzeriniz değişmedi mi Harun Bey? Bir üstüm kaldı. Gerçekten çok uğraştım ama. Beklemedik sizden böyle bir şey. Evet, yani çok Bey. Özür diliyorum şunları bunun için. Şunları verebilir miyim tabii size? Ki ben alayım böyle. Teşekkürler. Ben de vereceğim. Tabii ki alayım. Bey. Merhaba. Merhaba Harun Bey. Ay çok hoşsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin canım. Gel. Öyle mi geçeceğim acaba? Merhabalar. Merhaba Sevda Nur. Hoş geldin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanın ki çok yoğun bir mutfak maceram oldu. Sadece üstüm kaldı. Her şeyim tamam. Yetiştirdim. Arkadaşlar çok sevindi üstünün kalmasına. Puan kıracak bir yer oldu onlar için. Kendine, aa eyvah. Kesinlikle. Yani üstten bence puan kırılmaması gerekiyor. Çünkü gerçekten menüm iddialı ve ağır menüydü. Bizimki yani, kadar değildi Harun olur Bey. Olur mu yani? O hamuru sadece yarım saat yoğurmak, ayran aşırı 45 dakika kaynatmak. Ama sen 45 Harun dakika yoğurmadın. Hiç ağzını yorma. Zaten ikisi de bugün sana sen puan vermeyecek. Sen de dolup vermeyecek. Gelmişsin Hande'ciğim. Kendi günleri geçti. O zaman alakası yok. Çok alakası var. Başka yarışmacı yok değil mi benim bildiğim? Evet. Bizim bildiğimiz yok sürpriz yoksa. Kim geldi bir baksana Harun. Karnıcı mı geldi? Mustafa, annenin oraya git, buraya bir zile vurmayın. Burası halasının eviymiş bu arada. Kendisi evet. Biraz daha ötede evet. Oturuyormuş ailesi ama evim daha küçük olduğu için dedi buradayız. Kim gelmiş? Kuzenim yanlışlıkla annesi burada zannetti de o yüzden. Buyur etseydin, Allah ne verdiyse kapıdan döndürmeseydin. Ayıptır oğlum, biz gideceğiz, akrabalar kalıcı. Yok, bir daha sonra bakmaz yüzüne kuzenim. Harun Bey, benim tabağımda biraz tozlar var. Tek tek yıkadım, İsminde sildim. De var. Tek hiç kullanılmamış evet. Şeyiz bu arada, size söyleyeyim bunu da. Aşırı toz var Zuhal'ın. Bayağı çünkü sildik. Bulaşık makinesinde bakın. Hepsini tek tek yıkadım. Evet, ayrıca nemli bezle de sildim. Öyle yani üstlerini örttüm. Çorbaları dökerken. Tabii ki şey yaparım. Peçete bir de arkadaşlarım müsaade ederse çorbadan sonra üstümü değiştirmeye. Sen de geleceksin ama çorbaları tattıktan tabii, sonra müsaade tamam. Eder misiniz üzerini sen, değiştirmeye? Mutfağı ziyaret etmek isteyen varsa mutfağı ziyaret ederken. Tabii buyurun mutfağı evet, bir isteyen ben çorba gelebilirim. Çorba servis edeceğim. Sen mi gideceksin? Gitmek istiyorum, bana geldiler çünkü Hande Hanım'la. Sana geldiler mi? Bakmak istiyorum. Ne çabuk geldiler sana. Evet baktılar. Her şey dikkat geldiler. Ben de bana geldiler. Benim bütün detaylara baktılar Zuhal Hanım.
Valla çıkıp da tekrar girebileceksen... Evet, çıkamayacağım. Çıkamayacak, zor sığdı. Ben de o yüzden kalkmayı düşünmedim. Ömer'e en yakın sensin. Evet. İtmek istiyorsan bir şey sormak istiyorum Zuhal Hanım. Sor canım. Neden bakmak istemiyorsun Hande Hanım? Çünkü çok dar, çıkmak istemiyorum. Kendi gününüz geçtiği için mi? Bu sen bunu bana soramazsın. İçeride yine sesler yükseliyor. Bugün herhalde yine bir Hiroşima'ya atılan atom bombası gibi bir bomba atılacak bize de. Yine aynı şekilde bugün onların dırdırları olacak. Onların dırdırlarından biz maalesef başımız ağrıyacak. Ömer'in masasında hiçbir şey beğenmedi Sevda'nın masaya kadar ama 7 verdi. Neden? 7 vermedim. Hayır 6 verdi. Biri 7 verdi masaya. Ben 6 verdim. Gelmedi öyle puan. Aynı şekilde kendisi de 2 gündür hiçbir şey beğenmemesine rağmen 6'dan aşağı puan vermedi. Bana diyor ki sen benim birinci olmamı kıskandın ama asıl kıskanan kendisi ki o korkudan puan bile veremedi. Bir rakibi azaltmak için ikisi de kasıtlı puanlar verdiler. Asla İkisi de birinciliğe oynuyorlar. Zaten bu haftanın en şık masası benimdi. Daha masayı görür görmez ikisine de geldiler. Benim mum altındaki yani dekor tabağı bile kaldırıp ay bu çay tabağı mı? Öyleydi kendisi. Keşke okul etseydin de sen de koysaydın iki yamuk mumu koyacağına. Hiç de ayrıca öyle değil. Bismillah. Ayrıca. Ne o çıktı? Benim ekmekliğime çok biliyormuş gibi peçetelik diye iddiada bulundu demin kendisi. Demin kalkamam dedim, çok rahat kalktım. Evet, çok rahat kalktım. Şimdi benden özür dileyeceğim. Aa, ekmeklik yazıyor. Ben içerisine ekmeklik yazan bir peçete koymuş. Bunu krem renk olduğu için hemen sana uymadığı için. Dur çocuk da çoğuma git. Dur Hande sakin bunu ol. Bunu oturarak da gösterebilirsiniz. Bismillah. Dur bir saniye. Sakin olabilirsin Hande. O peçete, bu peçeteliğinde bu krem renk olduğu ve masaya uymadığı için ben bunu içerisinden çıkarttım. Masama uygun pembe renkli bir peçete koydum. Tamam, ama arkadaş beraber iki çocuğuna dışarı çıkıp rafları gezemediği için ne peçetelik, yok, ben çok güzel ne ekmeklik bilmiyorsun ve şu an benden özür dileyecek. Çünkü benim ekmekliğim için iddia ettim. Peki şöyle yapalım. Eğer bu ekmeklik diyorsanız ve Hande'ye inanıyorsanız tv8başvuru.com'a yok değil diyorsanız Yemekteyiz Instagram hesabına yani her iki koşulda da başvurmak durumundasınız. Bence de ekmeklik. Ömer ya sen ne düşünüyorsun? Ya modayı takip etmedikleri çok belli. Yeni çıkan ürünlerden haberleri yok. Alışmışlar eski ekmekliklere. Bunlar yeni modern ürünler. Bunları öğren ara sıra çık alışveriş yap. Ben gayet tatlım? Alışverişimi yapıyorum. Çok sen bu belli, konuda hiç takılma. Belli. O kadar içine dert olmuş ki. Evet buraya çünkü kadar benim ekmek benim için benimle iddia ettim peçetelik diye evet, 10 kere. Ben peçetelik gibi gördüğüm için bence, söyledim. O zaman sen gördüm diyeceksin, iddia sakin etmeyeceksin. Olabilirsin. Tamam, sakin olabilirsin, bir fırsat verebilirsin. Ekmeklik yazan peçeteyi içerisine koysaydın. İstediğimi koyarım, istediğimi alırım. O zaman öyle bir yorumla karşılaşmazdın. Bu kesinlikle senin benimle iddialaşabileceğin anlamına gelmiyor. Yani ekmeklikse ekmekliktir. Burada şey yapmanın bir manası yok da. Çok takılmış kendisi. Takılmış evet. Çünkü yani iddia etti Zuhal Hanım. Hayır peçetelik. Peçetelik gibi görüyorum. İki tane ama. Özür dilerim Ömer Bey, çok özür dilerim. Ben öyle görüyorum dedim zaten. Bana göre bu peçetelik benimle dedim. Peçetelik ben olarak görüyorum dedim. Ben ekmeklik dediğim halde ısrarla peçetelik dedim. Yani o peçetelik olsaydı zaten sen onu yine ekmeklik olarak bize savunacaktın. Bence şöyle sonlandıralım. Ekmeklik ya da peçetelik. Bence onu Harun Bey'e verelim. Masada hiç aynen ekmek olmamasından daha iyiydi. Aa ekmeklerini kesecekti, getirecekti. Ekmeklerini ona koysun bari, sofrada ekmek de olsun.